Dün gece söyledim sana. Erken yat dedim. Kalk aşkım, kalk. Açtın mı sandalyeyi? Kafasını tut. Çayını getireyim. Babacığım çok özür dilerim. Yanlışım da kaçtı. Bir şey olmaz kızım. Kalın kafalıdır onlar. Ailece genetik bir özellik. Çetiğini aç. Aç, 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 aç. Çetin aç. Oğlum ekmek var. Ha, sahi unutuyordum. Dün Rıza'yla konuştum. Kim? Asker arkadaşım. Ayol sen askerliğini yapalı yıllar oldu. Hala asker arkadaşın mı var? Askerlik başka bir şeydir Neriman. Seni alamazsın. Benim de asker arkadaşlarım var. Nerede? Karacaahmet'te. En sona sen mi kaldın baba? Evet, genellikle mutfak ve temizlik işlerinde ben en sona kalırdım. Bak, buna inanırım. Neyse, Rıza'nın yolu İstanbul'a düşmüş. Aklına gelmiş beni aramak. Bir buluşuruz, laflarız, yemek yeriz dedim. Bunu şimdi bana niye anlatıyorsun? Yani benden izin mi istiyorsun? Yok. Borç para istiyorsun. Oğlum, borç para isteyeceksen annen yerine IMF'den iste daha iyi olur. Yani yok ya. Yani elinde bizim evin adresi var. Gelirse haberiniz olsun, şaşırmayın diyorum. Aa, merak etme sen, ben hallederim. Kendini evinde hisseder o. Anne, yalnız bu Rıza saf bir köylü çocuğu. Öyle pek şehri görmemiş. İstanbul'u hiç görmemiş. Ne mutlu ona. Hani ağzı var dili yok derler ya, işte bizim Rıza o. Yani şey diye söylüyorum, utangaçtır, sıkılır, çekinir. Hani bilesin. Bizim evde yaşasaydı açlıktan geberirdi. Bırak dalga geçmeyeyim ben. Tamam oğlum sen merak etme. Baba, senin işin var mı bugün? Evet, bakanlar kurulu toplantısına katılacağım. Ne diyorsun sen be? Ya şunu götürsene bizim sokağın başında Rasim'in dükkanına bir ilgilen. Dün yere düşürdüm, kafayı yedi galiba. Bizim durağın oralarda bir telefoncu yok muydu? Ya var da o üçkağıtçının teki, güvenemem ona. Ya ne olur eline yapışacak değil ya. Karşılık olarak şu peynir dilimini alırım. Yahu içeride peynir var, söyle getireyim. Amaç onun tabağındakini almak Neriman. Al, bütün tabak senin olsun. Zaten o dilimi de senin tabağından arakladım. Aç Çetin. Çetin aç. Çetin. Çiğne. Aa sen de biraz çaba göster canım. Sinem kapa. Aman da amcasının gülü nasılmış? İyi miymiş bakayım? İyiyim. Ama babam için aynısı söylenemez. Aa. Ne oldu buna ya? Kültür Bakanı olmaya mı hazırlanıyor? Hayır. Dün 3 saat film seyretti. Şimdi bu halde. Oho, hayatta uyanamaz. Boşuna uğraşmayın. Su uyur, düşman uyumaz derler ya. Su bile uyanır, bu uyanmaz. Amca! Ya tamam, kötü bir espri yaptım. Başıma kapık durma. O kadar kötü ki. Çiğne Çetin. Çiğne, Çiğne. Bugün çok önemli işleri var, randevuları var. Ayılıp bir an önce işe gitmesi gerekiyor. Çiğne Çetin, sen de çabala. Tamam, ben onu sırtlar götürürüm. Nasıl araba kullandığımı görünce korkusundan ayılır. Bostancı dolmuş olur. Buyurun, gel bakayım şöyle. Aa, zeytin güzelmiş ya. Gel bakayım. Hop. Şöyle reçellendi ama neyse. Baltudan parmağını yalar. Nasıl bak bu iyi espri. Gel. Oğlum ben akşam balık yapıyorum. Bak madem ki arkadaşın gelecek sen de geç kalma, tamam mı? Olur anne. Ne diyorsun sen be? Asıl sen ne diyorsun be? Giderken telefonunu bana bıraktı ya çocuk. Allah cezanı vermesin. Kafa bırakmadınız bende be. Sen artık ihtiyarlı mısın Neriman? Ben kendime şöyle güzel, hoş bir hatun baksam hiç fena olmayacak galiba. Ya, bütün kadınlar da sokaklara dökülmüş, cahit diye yollara düştüler. Sen öyle beni pek hafife alma bakalım. Evet, romatizmam olduğumu bilirlerse burun kıvırabilirler. Ama bir emekli maaşım olduğumu bilirlerse kollarımı atırlar vallahi. Senin emekli maaşın onların petikür parasına yetmez. Gideyim de geline bakayım. Yavaş. Tamam. Dikkat ezme. Sıkışacaksın onu. Ama. Oğlum. Ne oldu bu çocuğa? Anne. Gelin. Ne yaptın oğlum? Bir şey değil anne. Yoksa senin yaptığın o ucube yemekler mi çocuğu bu hale getirdi? Yavrum. Yavrum bundan sonra ben doyuracağım seni. Anne! Anne! Ah Allah'ım! Ah Allah'ım!
Ya bir şeysi yok. Uykusunu alamamış sadece. Tamam. Anlıyorum da nasıl olsa günün birinde bu gelinin elinden gelecek başımıza böyle bir şeyler. Şimdiden ağadımı yakıyorum. Tamam da bir şey yok. Sabaha kadar film seyretmiş beyefendi. E tabii. Ben her zaman söylüyorum. Televizyon zararlı bir şey. Televizyon zararlı. Gelin zararlı. İyi de seninle muhabbetle zararlı olmaya başladı. Benim koptu, ben gidiyorum. Dikkat et. Ama. Çocuğum beli açık.